İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem Özel programın çok değerli ve önemli konuğu var. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ee, ederim. Tabii Sayın Başkanım Anadolu buluşmaları kapsamında bugün Elazığ'a geldiniz ama Elazığ'ı gerçekten çok seviyorsunuz. Sık sık, sık da gelip gidiyorsunuz Elazığ'a. Tabii. Bir nevi kendi e, iliniz gibi oldu, kendi şehriniz gibi oldu. Öncelikle tabii dün Karakoçan'da ilçe binaların açılışını yaptınız. Sabah basınla bir araya geldiniz. Evet doğru. Ardından Akgün Otel'de geniş katılımlı sandık görevlileriyle toplantı yaptınız. Evet. Ardından da partiyi ziyaret ettiniz. Çeşitli ziyaretlerde bulundunuz. Bir genel değerlendirme yapacak olursanız ele ilgili neler söylersiniz? Tabii bugün yaptığımız toplantıya son derece büyük önem veriyoruz sandık baş müşahitleri toplantısı. Çünkü sandıklarda var olmak ve teşkilatlanmak için bir seneye yakın zamandır çok büyük efor sarf ediyoruz. Bu aslında milli görüş tarihinde de olan bir çalışma. Ta MSP döneminden itibaren Merhum Erbakan hocamız buna çok büyük önem vermiş. Çünkü seçmene doğrudan ulaşmak, mesajınızı ulaştırmak, seçmeni ikna etmek, tabir caizse adam adama bir çalışmanın yapılması ancak sandıklarda var olmanızdan geçiyor. Şu andaki hedef tabi bütün Türkiye'deki yaklaşık 200 bin sandıkta en azından birer tane baş belirlenmesi. Ve ikinci etapta da tabi bir baş müşahit, dört müşahidin belirlenmesi. Elazığ'da 1600'ün bir miktar üzerinde sandık var toplamda. 400 bin seçmen var. Bunların 935'inde sandık baş belirlenmiş ve bu 935 sandık baş bugün toplantımızı yaptık. Hem katılım anlamında hem coşku ve heyecan bakımından çok verimli bir toplantı oldu. Ve tabi teşkilatlarımız söz verdiler en kısa zamanda Elazığ'daki bütün sandıklarda baş en kısa zamanda belirleyeceğiz, tespit edeceğiz. Ve o 1600 baş yeniden bir salonda toplanacağız. İnşallah bundan sonraki hedef olarak da onu ortaya koyduk. Yarın da yine e, halkla buluşma, kucaklaşma, esnaf ziyareti programları devam edecek. Buraya gelmeden de Muş İl Kongremizi evet. yaptık. Elazığ'da çok önemli, Hünkar Mahfili diye Rahmetler Bakan Hocamızın nitelendirdiği. E Muş da önemli çünkü Muş'ta da Refah Partisi döneminde oy rekoru kırıldı. Hatta meşhur hep tekrar ettiğimiz sözü o zaman Amerika Başkanı Bush var. Muşa bu %60-65'lik oyu Refah Partisi aldıktan sonra Erbakan hocamız geliyor orada konuşmasına diyor ki bundan böyle dünyanın iki kutbu var. Bir tanesi Amerika'da Bush diğeri de Türkiye'de Muş diye. Muş diye. Onu da orada tekrardan hatırladık. Bir de tabii Muş'un diğer özelliği de Sultan Alparslan'ın şehri, Malazgirt Ovası, Malazgirt Muş Ovası. İslam'ın Anadolu'ya giriş yaptığı nokta olması çok büyük önem sahibi yapıyor. Hem manevi olarak hem de tabii milli görüş tarihi açısından da. Muş'ta da çok büyük destek verildi milli görüş partilerine rahmetler bakan hocamıza. Ya, Elazığ'da benzer şekilde yani tam Milli Selamet Partisi döneminden itibaren milli görüş partilerine Elazığ halkı büyük destek verdi. İnşallah şimdi yeni dönemde milli görüşün ikinci 40 yılında da aynısının olacağını temenni ediyoruz. E, Sayın Erbakan isterseniz hani Türkiye gündemine geçelim. Bugün özellikle basın toplantısında yapmış olduğunuz üçüncü ittifak açıklaması ulusal basında çok geniş yer aldı. Belki hani e, Türkiye'nin gündeminde oluşturduğu diyebiliriz. Çünkü hem sosyal medyada hem internet sitelerinde hem televizyonda da basında da geniş yer verildi. Özellikle Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun şahsınızda kendisi 3. ittifak geldiğini açıkladı. Bugün de zaten basın toplantısında biraz açıkladınız. Neden Türkiye'nin 3. bir ittifak açıklaması var? 3. ittifak olursa bu özellikle Cumhur İttifakı'na ve Millet İttifakı'na karşı nasıl yansır? Tabii burada biz bunu aslında birkaç ay önce ilk defa dile getirmiştik. Oradaki tabii gerekçe şu, mevcut Cumhur İttifakı, mevcut iktidar karşı bloğu e, fişliyor, damgalıyor. Şöyle ki diyor ki bu bloğun içinde, bu ittifakın içinde CHP var, bu ittifakın içerisinde HDP var. Ve dolayısıyla o ittifakın, o bloğun içerisine giden insan ne kadar düzgün, ne kadar temiz de olsa, ne kadar güzel fikirleri olsa, ne kadar güzel projeleri de olsa, kim olursa olsun o damgayı yapıştırıyor üzerine. E ondan sonra da tabii anlattıklarınızın, konuştuklarınızın çok da bir faydası kalmıyor. Neden? Çünkü iktidarın bir de medya gücü var. Aynı zamanda algıyı yönetme gücü var, imkanları var. Mesela orada Millet İttifakı'nın içinde yer alan sağ partiler gerçekten de sıkıntıya duçar oldu. Şimdi öyleyse bizim ne yapmamız lazım muhalefet olarak? Bir defa bu mevcut iktidarın özellikle ekonomi alanında çok büyük hataları var. Geldiğimiz ekonomi alanında geldiğimiz nokta ortada ve bu iktidarın da değişmesini istiyoruz. Ama bu mevcut yapıyla Millet İttifakı'nın içerisinde blok halinde yer alarak partilerin, muhalefet partilerinin iktidara alternatif oluşturması, iktidar değişikliğine yol açabilmesi mümkün olmuyor. Bugüne kadarki seçimlerde bunu gördük. E, öyleyse ne yapalım? Seçmenin sağ partiler olarak gördüğü, nitelendirdiği partiler HDP ve CHP olmadan bir birliktelik oluştururlarsa, o zaman iktidarın elindeki bu çok önemli. Hatta tek argüman elinden alınmış olacak. Evet. Ne söyleseniz, ne kadar haklı eleştiride de bulunsanız, ne kadar güzel fikirler ortaya koysanız iyi de kardeşim sen HDP'nin CHP'nin yanına gittin diyor. Evet. Bitti. Ama şimdi bunu çok... ellerinden almış olmak bakımından bir fikir olarak. Evet. aslında ortaya attık yoksa Şimdi sadece Davutoğlu'la mı görüştünüz yani bu konu yoksa diğer partinin genel başkanlarıyla herhangi bir görüşmeniz oldu mu? Tabii Hüdaparla Büyük Birlik Partisi ile evet. e, ve aynı zamanda İyi Parti ile de bu konular gündeme geldi. Genel başkanlar düzeyinde tabii genel başkan yardımcıları düzeyinde her zaman görüşmeler oluyor. Bu görüşmelerde evet. de doğal olarak parti genel başkan yardımcıları veya bizim yaptığımız görüşmelerde parti başkanlarının görüşmesi olduğu için siyasi konular gündeme geliyor. E yeni sistem dolayısıyla ittifak alternatifleri konuları gündeme gelebiliyor. Bu noktada e, bu e, sağ partiler olarak seçmenin gördüğü nitelendirdiği partilerin liderleri veya genel başkan yardımcılarından parti olarak e, kesin olarak böyle bir şey olmaz biz buna sıcak bakmıyoruz dediklerini de duymadık. Tabii. Ama tabii evet çok güzel hemen bunu yapalım da denmedi çünkü bir kere zaten seçime zaman var seçime 3 ay kala hadi bilemediniz 6 ay kala partinin yetkili kurullarında da görüşerek müzakere edilerek bir adım atılması, bir karara varılması doğaldır. Şimdiden kesin bir şey söylenmesi mümkün değil ama bu bir seçenek olarak, alternatif olarak ortaya konuldu. Bir de bizim bunu ortaya koyarkenki düşüncemiz şuydu. Yani benzemezlerin bir araya gelmesi bir sinerji oluşturmuyor tam tersine negatif sonuçlar oluşturuyor. Yani sol veya aşırı sol kesimin temsilcisi olan partiler sağ partilerle ya da muhafazakar, dindar seçmeni temsil eden partilerle bir araya gelseler dahi her iki tarafta bundan aslında zarar görüyor. Ama birbirine yakın söylem olarak da, çizgi olarak da veya seçmen tabanı olarak da, seçmen kitlesi olarak da birbirine yakın arasında geçişkenlik olan partilerin ittifak olduğu zaman bir sinerji doğuyor. 91'deki Refah Partisi'nin MHP ile ve İDP ile yaptığı ittifak bunun bir göstergesi, ispatı. İşte toplamda bu üç partinin oyları yüzde %13 civarında aslında yekün tutarken bu ittifakla yüzde %17'yi açtı 63 milletvekili çıkartıldı ve bir sinerji oluştu. Benzer bir durum burada da olması mümkün. Ama tabii dediğim gibi anlaşıldı, kararlaştırıldı, kesin olarak böyle bir şey yapılıyor demek için hem çok erken hem de doğru değil şu anda. Bir şey dikkatimi çekti Senyal Başkan, bugün yaptığınız açıklamalar partilere sayırken İyi Parti, Büyük Birlik, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ne oluşan üçüncü bir ittifak diye. DEVA Partisini katmadınız. DEVA Partisine karşı mısınız bu ittifakta yer Yok biz orada yok. yoksa şey. Tabii, mi oldu? E, sözün gelişi. Yani e aklımıza efendim. gelen partileri örnek olsun diye saydık. Tabii onlar da olabilir. Hüdapar olabilir. Evet. Dediğim gibi birçok başka partiler de var seçime giren. Onlardan da gene destek alınabilir. Ama burada iktidarın elindeki bu argümanın alınması bakımından bunu ifade ettik. Asıl yola çıkış noktası bu fikrin. Şimdi 3. ittifak olduğu zaman şu anki şartlara baktığımız zaman ister istemez yani Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak. İkinci tabii. 2. tura kaldı zaman nasıl yansır bu? Yani, o zaman da tabii tabloya bakmak olur, lazım. olur? Evet, de, millet ittifakının o zaman tabii tekrardan değerlendirilir. Yani evet. belki millet İttifakı da üçüncü ittifakın adayının şansını yüksek görüp onlar da bu adayı destekleyebilirler. Daha değişik bir tabloda olabilir. Tabii dediğim gibi, şimdiden bir şey söylemek zor. Evet. E, Sizin ile söz konusu mu? Mesela e, Cumhurbaşkanı yani, adayı olmayı düşünüyor musunuz? Biz eğer tabii parti olarak kendimiz seçime girip de bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartacaksak o zaman evet. partinin genel başkanının o partinin Cumhurbaşkanı adayı olması son derece doğal. Evet. Zaten hep söylüyorum bir parti kurulmuş seçime girme hakkı elde etmiş bu sorunları ben çözelim diyor. E Öyleyse o partinin genel başkanı zaten potansiyel Cumhurbaşkanı adayıdır. Bu da garipsenecek bir durum yok. Ama tabii kendimiz giriyoruz, kendimiz parti olarak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarıyoruz noktasında olduğu zaman bu konuşulur. Bir ittifak olması halinde tabii o zaman farklı e, konular görüşülmesi gerekir. Ortak bir aday çıkartılması söz konusu olabilir veya partiler ittifak yapıp cumhurbaşkanı adayları gene farklı da olabilir. Ama Refah Partisi, yeniden Refah Partisi bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracaksa tabii bunun genel başkan olması son derece doğal. Evet. Mesela bugün basın toplantısında kullanırken ittifaklarla ilgili yaptığınız açıklamada şu anda seçimi bir, bir buçuk sene kala dereyi görmeden paçayı savunmak manasına gelir sözünü kullandınız. Yani bir erken seçim beklemiyor musunuz? Veya da bir erken seçime karşı mısınız? Yani, Özellikle muhalefet artık karşı e, karşı elmeye başladı erken seçim Tabii. olsun diye. Ama zaman kalmıyor diye ben söyledim. Evet, yani evet. şimdi biz erken seçim erken seçim konuşurken bir baktık 2022 yılı geldi. E 2022 yılında da ne demek önümüzdeki sene seçim var demek. Bir de tabii Cumhur İttifakı anketlerdeki durumuna bakıyor ve durumun kötü olduğunu gördüğü için ben şimdiden erken seçim yapıp neden erkenden iktidarı kaybedeyim? En azından son 2023 Haziran'ına kadar süremi kullanayım gibi sanki bir düşünce içinde olduklarını görüyorum. Bu bir yandan da bu arada da tutunacak dal aramak, işte Cumhur İttifakı'nı tahkim etmek, güçlendirmek, yeni partileri dahil etmek için çalışmalar, seçim kanunu çalışması. Yani bunları gördüğümüz zaman şu ortamda biraz erken seçim sanki yetişmeyecek. 2023'ten normal zamanında yapılacak gibi de duruyor ama burada tabi Sayın Cumhurbaşkanının üçüncü kez aday olma sıkıntısı, sıkıntısı da var. var evet. O da önemli bir konu. Bu Kasım konuda olursa risk. Katılaş atlatılıyor Atlatılıyor veya işte normal zamanından evet. herhalde 6 aydan fazla bir süre daha erken yapılırsa o sorun kalmıyor. Daha doğrusu tabi meclisin karar alması lazım. Ee, o da önemli bir problem. O konuda da risk almak istemeyecekler. Aslında tabi iktidar da sıkışmış durumda bir miktar. Hem evet. ekonomik anlamda hem siyasi anlamda. anlamda. Gerçekten çok hırpalandı, yıprandı. İşte AK Parti'nin oyları artık birçok anketlerde, hemen hemen bütün anketlerde 30'un altında gözüküyor. E, MHP'nin 5-6 puanı ancak var gözüküyor. Dolayısıyla seçim kanununda düzenleme yaparak da zaten 3'te 1 oyla 3'te 2 temsil nasıl elde evet. edebiliriz? Bunun düzenlemesini yapmanın peşinde olduklarını düşünüyorum. E, bakalım nasıl olacak. Tabii bu değişikliklerin biraz ters tepme şeyi de oluyor. Evet. Ben mesela diyelim ki Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var, üçüncü bir ittifak kurulmadı. Yani mesela kırmızı çizginiz var mı? Biz kesinlikle ne Millet İttifakı'nda yer alırız ne Cumhur İttifakı'nda yer alırız diye bir kırmızı çizginiz var mı? Yani burada evet. mevcut ittifaklarla ilgili Şu anki bizi halde. herhangi bir ittifaka seçmen yakıştıramıyor diye hep söylüyorum. Neden? Evet. Çünkü biz hakikaten 3 seneden beri Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Her kesimden insanla muhatap oluyoruz. Esnafıyla, pazarcısıyla, vatandaşıyla her kesimden. Mesela bir dükkana giriyoruz, bizi destekliyor, güzel sözler söylüyor, takip ediyorum diyor. Veya doğrudan desteklemese bile oy vermeyi düşünebilirim diyor, takip ediyorum diyor. Ama en sonunda şunu ekliyor, yalnız diyor sakın diyor Cumhur İttifakı ile birlikte olmayın. Eğer Cumhur İttifakı'na bazı geçmişteki örnekler var, ismi lazım değil. Onlar gibi gidip oraya girerseniz o zaman bir daha gelmeyin, bizden o istemeyin. Oradan çıkıyoruz, bitişikteki dükkana giriyoruz. Bitişikteki dükkan Güzel şeyler söylüyor, benzer şeyler. Söylüyor. En sonunda da diyor ki sakın diyor millet ittifakıyla birlikte olmayın, o zaman bir daha gelmeyin. E diyoruz ki biz de herhalde halk bizi hiçbir ittifaka yakıştırmıyor, kendimizin girmesini istiyor. Gerçekten bu noktada beklentileri de görüyoruz. Aslında tabii en güzeli her parti için kendi gücüyle, kendi ismiyle kendisinin girmesidir. Böyle olmasını da isteriz, bunun için de gayret gösteriyoruz ama bu dediğim gibi hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız. Bu bizim kırmızı çizgimizdir demekte de değildir. Evet. Bir de tabii mevcut ittifakların ikisinde de çok fazla bir gelecek görülmemesine kanaatine yol açan sebep kararsızların oranı Türkiye'de. Doğru. Yani yüzde 20'yi aşan birçok ankette kararsızlar, belki de dünyanın başka bir ülkesinde görülmeyecek oranda yüksek bir kararsız oranı. Ben bunu şuna da yoruyorum demek ki seçmen de yani her iki ittifakada kendisini yakın bulmuyor, her iki ittifakında çözüm olacağını düşünmüyor, bir yeni alternatif veya yeni bir ittifak arıyor, yeni bir söylem, yeni bir ses arıyor. Bu nedenle tarafsızların, kararsızların çoğunlukta olduğunu yorumluyorum. Bu noktada tabii yeniden Refah Partimizin bir umut haline gelmesi son derece önemli. Türkiye'nin her yerinde gerçekten de beklentimizin de üstünde. Bir desteği gerçekten de görüyoruz. Hatta geçmiş dönemde yani rahmetli bakan Hocamızın sağlığında, milli görüşün ilk yıllarında dahi olmayan bir ilgiyi, teveccühü, desteği görüyoruz. İnşallah bunun sandığa da yansıyacağına inanıyoruz. Ee, ve hem kararsız seçmenin, hem Cumhur İttifakı'nda, hem Millet İttifakı'nda memnun olmayan seçmenin güvenilir bir liman, güvenilir bir adres olarak yeniden Refah Partisi'ni göreceğine inanıyoruz. Evet. Ve var gücümüzle de bunun için çalışıyoruz. Bir de bundan beraber şey tartışılmaya başlandı. 50 artı 1 tartışması. İşte 50 artı 1'in çok yüksek olduğunu, 40 artı 1 olmasını da 6-7'ye önce Faruk Çelik Bey söylemişti Bakan Bey. Sonra Cemil Çiçek söyledi 50 artı 1 sistemi tıkıyor diye. Cumhurbaşkanımıza sorulduğunda o da şunu ifade etti. Bunun kararını meclis verecek dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ise karşı çıktı. Yine Refah Partisi olarak e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten 50 artı mi? yüksekliğine yani, sistem değişmeli mi? Veya parlamenter sistemine dönülmeli mi? Tabii bu maçın ortasında evet. e, kuralı değiştirmek gibi. Bunun biraz evvel de bir e, konunun arasında söyledim. Ters tepme ihtimali de çok yüksek. Yani mesela 2019 belediye seçimlerinde İstanbul'daki seçimler iptal oldu. Sadece büyükşehir seçimi iptal oldu. E, böyle olunca toplumun seçmenin iktidara tepkisi daha da arttı ve aradaki fark çok daha fazla açıldı. Yani tabiri caizse mızıkçılık olarak, oyun bozanlık Hı -hı. olarak bunu değerlendirdi halk arasındaki tabirle ve buna tepki gösterdi. Şimdi burada da aynı şekilde algılanması ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın oylarının bundan çok olumsuz etkilenmesi riski ihtimali de var. Çünkü seçmen diyecek ki kendiniz yaptınız bu sistemi, kendiniz getirdiniz ve mantıklı olan da bu. Bu kadar yetkiyle bir başkan gelip ülkeyi yönetecekse e çoğunluğa sahip olması, 50 artı bir oyu alması mantıklı evet. olan. E şimdi onu alamıyorum diye 40'a düşürüyorsunuz. E bir dahaki seçimde onu da alamıyorum diye 30'a mı düşüreceksiniz? Bunu tabii hoş karşılayacağını zannetmiyorum. Böyle bir adım atılmasının olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum iktidarı, iktidar kanadını. Evet. Siz tabii parlamenter sistemi düşünüyor musunuz Onunla tekrar? ilgili evet. hep söylediğimiz açıklamalarımız Hı -hı. malum. Bir defa biz sistem konusunu bir kırmızı çizgi olarak görmüyoruz. Mevcut iktidar başkanlık sistemine geçerken her derde deva olarak bunu anlattı. Dövizi düşecek dedi, dış ticaret açığımız kapanacak, Çağ atlayacağız, dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi olacağız, terörü bitireceğiz, hiçbir sorun kalmayacak. E, öyle olmadığını gördük. Doğru. Tam tersine borcumuz arttı, döviz fırladı gitti ve gerçekten de söylenen vaatlerin hiçbir tanesi olmamış, milli gelirimiz düştü. E öyleyse bu doğru değilmiş. Şimdi muhalefet de bunun tam tersi istikamette diyor ki bütün dertlerimizden kurtulmanın yolu tekrardan parlamenter sisteme dönmektir. E bu da mantıklı da değil, bilimsel de değil. Çünkü sistem sonuçta bir araçtır. Bu aracı kim hangi amaçla, hangi hedef doğrultusunda nasıl kullanacak buna bağlı olarak iyi veya kötü olması değişir. Mesela parlamenter sistemde Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti 54. hükümet. E koalisyon hükümeti 11 aylık bir sürede ve parlamenter sistemde Efsane hizmetler yaptı, milletin yüzünü güldürdü, muazzam adımlar attı. E, aynı hizmet, aynı zihniyetle, aynı hedefler doğrultusunda yine milli görüş ruhuyla, başkanlık sistemiyle de yapılabilir. Parlamenter sistemde de yapılabilir. Dolayısıyla biz bunu bir kırmızı çizgi olarak görmüyoruz, olmazsa olmaz olarak görmüyoruz. Bu bir araçtır diyoruz. Ama tabii bu mevcut sistem dört dörtlüktür, çok güzel, aynı şekilde devam etmelidir de tabii ki demiyoruz. E, neden? bir defa meclisin güçlendirilmesi gerekir diye ifade ettik. Yani yasama fonksiyonunu yeniden yerine getirebilmesi. Çünkü şu anda Cumhurbaşkanlığı kararıyla hiç meclise gerek kalmadan neredeyse bütün kararlar alınıp kanun hükmünde kararnamelerle Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yasamanın fonksiyonunu da Cumhurbaşkanı kendi eline almış oluyor. Halbuki milletin meclisinde yasamanın yapılması, Cumhurbaşkanlığı kararlarının müphem bir durumu var şu andaki sistemde. Bunun sınırlarının net bir şekilde çizilmesi ve sınırlandırılması. Meclisin bütçeyi onaylama yetkisinin yeniden getirilmesi. Şu anda onaylamasa bile Cumhurbaşkanı kendi belirlediği bütçeyle devam etme yetkisine sahip. Bunun yanında güven oyu ve gen soru sistemlerinin yeniden getirilmesi gerekir. Cumhurbaşkanı'nın oluşturduğu hükümete bir güven oyunun milletin vekilleri tarafından, meclis tarafından verilmesi gerekir. Bakanların yine meclis içerisinden atanması şartı getirilebilir. Çünkü milletin seçtiği, seçilmiş insanların kabineyi oluşturması ve milletle e, kabinenin, hükümetin irtibatının sağlanması. Yine kuvvetler ayrılığına ilişkin de tabii sıkıntılar var. İşte HSK'da, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde doğrudan veya dolaylı olarak sadece Cumhurbaşkanı'nın oranın e, üyelerinin yarıdan bir fazlasını belirleme evet. e, imkanı var. E, bu da tabii çok doğru bir şey değil kuvvetler ayrılığında yeniden tesis edilmesi. Ama bunlar yapıldıktan sonra tamam halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı olsun tekrardan başbakan cumhurbaşkanı ayrımına dönmemiz gerekir diye bir iddiamız yok. Bu rötuşlar yapıldıktan sonra biz buna iyileştirilmiş başkanlık sistemi de dedik. Demokratikleştirilmiş başkanlık sistemi de dedik. Kurumlar yeniden bağımsız ve güçlü hale getirilmesi, kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi, meclisin yasama fonksiyonunun yerine getirilmesi, denetleme fonksiyonunun etkili şekilde yerine getirilmesi, meclisin güçlendirilmesi. Bunlar yapıldıktan sonra bu mevcut sistemle de mevcut derken bu değişiklikler yapıldıktan sonra da devam edilebilmesi mümkün. Yani diğer muhalefet partileri gibi tekrardan eski sisteme mutlaka dönmemiz lazım diye bunu olmazsa olmaz bir şekilde değerlendirmiyoruz biz. Evet. Şimdi e, baktığımız zaman mesela vatandaşlarla da sohbet ettiğimiz zaman genelde şöyle deniyor. Ya tamam AK Parti'nin uygulamalarından memnun değiliz iktidarın ama alternatif de yok deniyor. AK Parti'den de çok onu vurguluyor. Yani hani alternatif yok diye. E bu, bu konuda neler düşünüyorsunuz? Alternatif yok demeleri bir yerde doğru çünkü alternatifi göstermiyor medya maalesef. Biz kurulduğumuz günden beri bundan biz ve ifade ediyoruz. Bizim üye sayımızın beşte biri kadar üyesi olan, bizim teşkilatlanmamızın yarısı düzeyde teşkilatlanması olan partilerin genel başkan yardımcıları dahi, haftada bir, iki haftada bir, ayda bir televizyonlarda boy gösteriyor. Ama yeniden Refah Partisi'ne tamamen yok muamelesi yapılıyor. Halbuki yeniden Refah Partisi bugün 81 ilde 900'den fazla ilçede teşkilatlanmış. Büyük kongresini bu havası ve parası çok olan partiler diyorum yeni kurulmuş bazı partilere. Onların yaptığı büyük kongrenin 10 misli 15 misli insanın katılımıyla yaptığı arenada yeniden Refah Partisi. 40 binden fazla insan İktidar Partisi'nin kongresinden daha büyük bir kongre. 170 bin resmi üyesi var. Teşkilatlarımızın elinde 100 binden fazla ıslak imzalı üye formu var. Vatandaş gelmiş imza atmış ben üye olmak istiyorum diye daha sisteme girilmemiş. Neredeyse 300 bine yakın üye. E bunun yanında tabii 50 bine yakın sandık baş belirlenmiş. Ve gerçekten de yeni kurulan diğer partilerle kıyaslanamayacak seviyede bir başarı var ancak bunun karşılığını medyada göremiyoruz. E bunu duyurmayınca, göstermeyince de halkımız bir alternatif yokmuş gibi bir umutsuzluğa kapılabiliyor. Ama aynı artık zamanda sosyal medya var. Sosyal medyada çok etkili. Yani sosyal medya ki aslında mesela AK Parti ikiliklere geldiği zamanda on, e, 2001 yılında AK Parti de mesela şey göstermiyordu televizyonlar, Hiç haber olur mu? yapmıyordu. Tam tersine... i̇lk, i̇lk kurulduğunda Hayır, yani 94'te e, Tayyip Erdoğan için PKK'dan tehlikelidir, hatta evet. vatan hainidir diyen aynı köşe yazarı, aynı gazeteci. Yenilikçi hareket başladıktan itibaren o Tayyip Erdoğan abdest aldı, Tayyip Erdoğan namaz kıldı, Tayyip Erdoğan şu saatte buradaydı, bu saatte buradaydı diye ya döndü. Yani o aslında karşılaştırmalı analizi bir yapmasını izleyicilerimizden de isterim. Birdenbire işler değişti. Bir kanalın, meşhur bir medya kuruluşunun kanalının seçim otobüsü vardı. Hatta biz arkadaşlarla artık espri vesilesi yapmıştık. Seçim otobüsü illere gidiyor. O illerin nabzını tutuyor. Ya diyorduk otobüs daha şehre girmeden AK Parti e, istiyor seçmenler demeye başlıyor diye. Çok ciddi bir destek oldu. Yalnız tabii burada aslında tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan evet. meselesi var. Sosyal medya ana akım medyadan, konvansiyonel medyadan mı besleniyor? Oranın etkisiyle mi güçleniyor? Yoksa sosyal medyadaki hareket Belki. medyaya mı yansıyor? Biraz bu da var. Evet. Ee, bizim zaman zaman bir takım açıklamalarımızın, Medyada ana akım medyada ulusal kanallarda e, gündeme gelmesinin arkasından biz sosyal medyada hareketlenmeyi görüyoruz. Biraz sebep sonuç ilişkisi bu konuda e, karmaşık. O nedenle tabii medyanın gücü etkisi halen daha çok yüksek ve özellikle de 50 yaş üstü ve sosyal medyada internette olmayan seçmen üzerinde de asıl ana akım medyanın etkisi çok yüksek. Ancak gerçekten ciddi bir ambargo, anket manipülasyonu. Ve hatta diyorum ki yeniden ref olmasında ne olursa olsun anlayışına kadar işi vardır diyorlar. Bu nedenle bunu görmemesi, duymaması insanlarımızın normal ancak biz dediğim gibi çok dinamik, güçlü bir teşkilat olarak her gün daha da büyüyen bir yapı olarak yolumuza devam ediyoruz ve bizim bir de ortaya koyduğumuz projeler var, çözümler var. Tamam. Bir tanesi milli kaynak paketleri. O zaman şu 15 adımda efendim yani eğer yani hani şu anda baktığımız zaman gündemde birinci sırada ekonomi var. İşte artık e, her tarafta ekonomik konuşuluyor. Hatta aslında bir açıklamanız var. Diyorsunuz ki yeniden refah iktidarında gelir gelmez işçiye, memur emekliye %70 zam yaparak işe başlayacağız. Bugüne kadar %50 diyorduk ama döviz ve enflasyondaki artıştan artık %50 kurtarmıyor. %50 kurtarmıyor dediniz. Tabii. Şimdi baktığımız zaman hükümet de özellikle dış güçlerin düğmeye bastığını, Türkiye'nin büyümesini istemediğini ve ekonomi yüzünden saldırıya geçtiğini ve kurtuluş mücadelesi başlatıyoruz dediler. Siz Yeniden Refah Partisi olarak bu kurtuluş mücadelesine destek olur musunuz ekonomideki? Şimdi tabii şöyle kurtuluş mücadelesi demek için ve dış güçlerin bir operasyon yapması için sizin küresel güçlerin, dış güçlerin özellikle Orta Doğu'daki ve dünya üzerindeki veya bölgedeki planlarının aksine bir iş yapmanız, onların planlarını akamete uğratmanız lazım. Ve 19 senelik iktidar e, serüvenine baktığımız zaman mevcut iktidarın, dış güçlerin oyununu, planını bozacak herhangi bir işin içerisinde olmadığını açık bir şekilde görüyoruz. Bunun örnekleri çok var girersek hatta bitiremeyiz. Doğru. E şimdi böyle bir noktada size neden operasyon yapsınlar? Mesela 54. hükümete operasyon yaptılar. E neden? E çünkü İran Irak ambargolarını deldi. E çekiç gücü kovdu. D8'i kurdu. Denk bütçe yaptı. Ben sizden borç almayacağım, size haraç ödemeyeceğim dedi. İran'la Türkiye arasında kendi para birimlerimiz cinsinden ticareti başlatmak için çalışma başlattı, hazırlık yaptı. Amerikan dolarını devreden çıkarmak için. E bunlar hem ekonomik alanda hem dış politika alanında küresel güçlerin başta Amerikan yönetiminin planlarına taban tabana zıt işlerdi. İşte evet. Milli Selamet Partisi Kıbrıs Harekatı'nı yaptı Amerika'ya rağmen. Arkasından incelik üstünü kapattı. Milli görüş tarihinde bu örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi bu gibi adımlar atarsanız size operasyon yapabilirler. 28 Şubat mesela böyle bir operasyon. Ama hükümet de işte diyor Ama... Libya'dayız diyor, Azerbaycan'a girdik, doğalgaz buluyoruz. <laughs> i̇şte Yunanistan'la ilgili şeylerimiz var. Bundan dolayı rahatsızlar diyorlar. Libya'da iki taraftan bir tanesinin yanında taraf oldunuz. Libya bugün bir iş savaşın eşiğine gelmiş. Hatta savaşın içine girmiş, çatışmalar çıkmış. Libya'da ne yaptınız? Libya'nın çok daha güçlü, çok daha bağımsız, dışa bağımlı olmayan bir ülke haline gelmesine mi sebep oldunuz? Suriye'de ne yaptınız? Suriye'de 1 milyonu yakın insan ölmüş. Kimisi 500 bin diyor, kimisi 750 bin diyor. Milyonlarca çocuk, kadın kolu bacağı kopmuş. Milyonlarca çocuk öksüz kalmış, yetim kalmış. Koskoca bir ülke yerle bir olmuş. Ve en son geldiğiniz noktada da o mücadeleyi yaptığınız Esad halen daha koltuğunda oturuyor. Ve topraklarının %80'ini, %85'ini de yeniden ele geçirmiş. Ne yaptığınızda ne elde ettiniz de. Akdeniz'de bir metreküp doğalgaz çıkarttınız mı? Bundan dolayı herhangi bir ülke ekonomisine katkı sağlayabildiniz mi? Arıyordunuz doğalgazı şimdi onu da yürütmeleri mümkün olmuyor. Karadeniz'de bulduk dediler o da çıkmıyor. Dış güçlerin oyununu planını bozmak için sizin D8'i canlandırmanız lazımdı. D60'ı kurmanız lazımdı. Büyük Orta Doğu projesine engel olmanız lazımdı. Tam tersine eş başkan oldunuz. NATO Libya'da operasyon yaparken ne işi var NATO'nun dediniz. Ondan sonra gemileri gönderdiniz. O operasyona destek oldunuz. E, Rahip Brunson'la ilgili biz bu papazı göndermeyiz diyordunuz. Birdenbire gönderdiniz. Adam Trump'la fotoğraflar çektirdi. Yani hangi noktada bu dış güçlerin planına aykırı davrandınız? Suriye'de aslında bu izlenen politika Amerikan'ın ajandasına fayda sağlamış oldu. Suriye bölünmenin eşiğine geldi. Ve tabii hiçbir şey de elde edilemediği gibi esat yeniden ülkede toprakları Rusya'nın desteğiyle elde etmiş oldu. E yine 19 seneden beri siz dış borç almaya ve dış borç faizi ödemeye devam ediyorsunuz. Bugüne kadar AK Parti iktidarı 19 senede 500 milyar dolar borç faizi ödemiş. Bunun adı dış güçlere ödenen haraçtır. Yani siz denk bütçe yapıp da bundan sonra sizden borç almıyorum, size haraç ödemiyorum mu dediniz 54. hükümet gibi. E bunu da yapmadınız. Şu Kıbrıs'ta, Yıllarca Annan planı geçsin diye uğraştınız. E anlam planı dış güçlerin planı. Yani Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalksın. Rumların hakimiyetinde bir federasyon olsun. iki halk tek devlet olsun. Rumların çatısı altında tek devlet haline gelelim. Orada mevcut iktidar temsilcileri gittiler. Bu anlam planı referandumunda evet oy vereceksiniz diye baskı yaptılar. Ve nitekim Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı %60 evet oyu verdi. Rum tarafı hayır verdiği için Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kaybetmemiş olduk. Amerika'nın Irak operasyonu, Amerika'nın Irak operasyonuna daha iktidar olur olmaz destek oldunuz. Teskere geçmedi ama incirli güçsünü kullandırdınız İran bombalanmasına yardımcı oldunuz. Küreciye, Malatyaya ben bir üst kuracağım dedi dış güçler. Amerika neden İsraili korumak için İran'dan bir füze ateşlenirse? Buna erken uyarı sistemi olsun. Malatya'da, Kürecik'te bu radar sistemi İran'ın İsrail'e attığı füzeyi erkenden İsrail'e haber versin diye üst kuracağım. Peki hay hay bunu da kurun diyorsun. E şimdi Biden'la 15 dakika görüşebilmek için Glasgow'da, Roma'da, Washington'da, New York'ta fırsat kolluyorsunuz. Ah bir görüşsem de ilişkilerimizi düzeltsem diye. E İsrail'le ticaret hacmimizi dört misline çıkarttınız. D8 ülkeleriyle ticaretimizi yarı yarıya düşürdünüz. Daha geçtiğimiz aylarda bizzat Sayın Cumhurbaşkanı gönül ister ki İsrail'le ilişkilerimiz gene eskisi gibi olsa diye açıklama yaptı. Amerika'da Biden seçildiği için Amerika ile ilişkileri iyi olan bir büyükelçiyi Japonya'dan getirip Washington Büyükelçisi yaptınız. Aman Biden'la aramız düzelsin, iyi ilişki kuralım. Hangi noktada, hangi planla dış güçlerin mani oluyorsunuz da sizi operasyon çekecekler? Operasyonu biz kendi kendimize çekmişiz. Neyle çekmişiz? Borç ve faiz ekonomisiyle, beton ve çimento ekonomisiyle. Neden? Çünkü kaynak lazım olduğu zaman ha borç almışsın, borç al, kredi al, borcu borçla kapat, dış borcun almış başını gitmiş. Onun için 12 aydan kısa sürede geri ödemesini yapmak zorunda olduğum vadesi gelen dış borç miktarın 193 milyar dolara çıkmış. İhtar. E sen 12 aydan kısa sürede 193 milyar dolara talebin var. Bunu bulup da dış borcu, vadesi gelen dış borcu ödemen lazım. Yine 12 aylık sürede bulman gereken bir 50-60 milyar evet. dolar daha var. Neden? Dış ticaret açığından dolayı ithalatın ihracatına 50-60 milyar dolar fark atmış. Bu ne demek ülke olarak? 12 ayda 250 milyar dolar döviz bulman lazım. E dövizi olan bu talep, bu ihtiyaçta tabii döviz kurunu patlatıyor. Senin üretime, ihracata yönelik, üretim, ihracat odaklı bir ekonomi modeli uygulamaman, AVM, rezidans, beton, <laughs> çimento ekonomisi uygulaman ve dış borçla, sıcak parayla, krediyle, borcu borçla çevirerek borç ve faiz ekonomisini uygulaman dolayısıyla Yıllık 250 milyar dolar döviz ihtiyacım var. Senin bu ihtiyacında sürekli olarak dövize olan talebi yüksek tuttuğu için döviz artıyor. Dövizin artmasının bir diğer sebebi de Türkiye'den sermaye çıkışı. Bırakın siz dışarıdan yatırımcı sermaye getirmeyi. Türkiye'deki yatırımcı, Türkiye'deki iş adamı, sermaye sahibi parasını dışarıya götürüyor. Neden? Çünkü hukuka güven yok. Adalet mekanizmasına güven yok. Kuvvetler ayrılığı diye bir şey yok. Ortada kurum kalmamış iktidarın iki dudağının arasında mahkemenin vereceği karar. E bunu gördüğü zaman yabancı yatırımcı da gelmiyor, sıcak para da gelmiyor. Tam tersine Türkiye'deki sıcak para da dışarı gidiyor. Çünkü sermaye sahibi, para sahibi kendisini burada güvende hissetmiyor. Bir sabah kalkacağım, iki satır yazıyla bütün mal varlığıma el koyacaklar. Beni terörist ilan edecekler. Hiçbir şeyin garantisi yok. Adalete güven kalmayınca, hukuka güven kalmayınca tabi sermaye çıkışı oluyor, döviz bundan da artıyor. Doğru. Dolayısıyla aslında dövizdeki patlamanın sebebi iktidarın 19 seneden beri ekonomi alanında ve tabii ki özgürlükler, insan hakları, demokrasi alanında yapmış olduğu hatalardan dolayı. Efendim şimdi Ense hükümet de diyor ki yeni bir model modele geçtik, e, düşük faiz, yüksek e, kur. Yani buradaki amaç e, ithalatı e, düşürmek, ihracatı artırmak. Ondan sonra e, ve ithalattan aldığımız ara maddelerin de Türkiye'de üretilmesini sağlamak ve bu modelle devam edeceğiz diyorlar. Bu model tutar mı? Ve de Yeniden Refah Partisi olarak sizin çözüm öneriniz ne efendim? Mesela e, iktidara geldiğiniz zaman yani biraz önce söylediniz ki biz yüzde 70 para vereceğiz. Kaynağımız var mı? Bir de e, gelecekten gerçekten endişeli misiniz ekonomik olarak? Daha kötü günler mi bekliyor yoksa hükümetin bu yeni modeliyle ekonomi düzeye çıkacak mı? Evet endişeliyiz. Çünkü dövizin daha da yükselme ihtimalini yüksek görüyoruz. Dövizin yükselmesi de bizim gibi ithalata bağımlı, dışarıya bağımlı bir ekonomide doğrudan doğruya fiyatların artması demek ve enflasyonun artması demek. Eğer bu döviz bu hızla artmaya devam ederse ki düşmesi için herhangi bir sebep göremiyoruz maalesef. O zaman hiperenflasyon dönemine, yani siz tek haneli enflasyondan bahsederken tam tersine üç haneli enflasyon dönemine geçilmesi ve Allah vermesin Arjantin'deki gibi ekonomik krizlerin yaşanması mümkün olabilir. Allah muhafaza buyursun. Tabii ekonomi alanında kararların mutlaka bilimsel bir mantıkla verilmesi çok önemli bir tane cumhurbaşkanı yanında birkaç tane danışmanı biz yaptık oldu veya sabahtan akşama akşamdan sabaha karar değiştirerek bir adım atılması, fevri adımlar atılması, duygusal adımlar atılması doğru değil. Mutlaka aynen şu aslında çok tasvip etmiyoruz. Yanlış işler yapıyorlar ama sağlık alanındaki bilim kurulu gibi burada da ekonomi ve finans alanında uzman insanların, akademisyenlerin, tecrübe sahibi kimselerin hangi kesimden olursa olsun fikrine danışılması bilgisinden istifade edilmesi ve bilimsel olarak mantıklı ve doğru kararların alınması lazım ama şu anda böyle bir ekonomi yönetimi anlayışını maalesef görmüyoruz. Tabi diğer konu dediğiniz gibi biz faizi düşürürsek döviz yükselir. E döviz yükseldiği zaman da ihracat artar. öyle İthalat olunca düşer. cari açımız kapanır diye. Evet döviz bolluğu olur ve böylece de tabi bizim döviz kurları düşmüş olur, Türk lirası değerlenmiş olur. Burada tabi ekonomistlerin bu konuda bilgisi olan insanların üç tane temel itirazı var. Bir tanesi siz ne kadar faizi düşürseniz, dövizi ne kadar arttırsanız da sizin ihracat kapasiteniz belli. Yani fiziksel altyapınız belli. Bunun kapasitesi belli. Üretim ve ihracata yönelik şu andaki altyapı 3 katını, 5 katını, 10 katını üretip de ihraç edebilmesi mümkün değil. Bunun artışı belli bir yere kadar. Şu anda da zaten hemen hemen kapasitenin tamamına yakını kullanılıyor. Ne kadar daha arttıracaksın? Fiziksel altyapın mümkün imkan vermiyor. İkinci konu bizim dışa bağımlılığımızın ispatı ve çok acı bir gerçek. Hmm. Türkiye'de ürettiğiniz, üzerinde Türk malı yazan ürünün üretiminde kullandığınız ham maddenin, malzemenin yüzde 82'sini dışarıdan ithal ediyorsun. Yani bu ne demek? Türkiye'de ürettim bir ürünü ihraç edeceğim. 100 dolarlık ürün ürettim. 100 dolarlık ürün üretirken otomatik olarak 82 dolar ithalat, ithalat yapmam edeyim. lazım. E senin ihracatın artarken ithalata talep hiçbir zaman azalmayacak, artmaya devam edecek. Çünkü evet. ithal etmeden sen o üretimi yapamıyorsun zaten. Doğru. Bir diğer konuda tabii bizim e, katma değerli ürün ihraç edemememiz. Basit ürünler ihraç ediyorsun. Senin ihracatının kilo başına değeri 1 dolar seviyesinde. E gelişmiş ülkelerde 30 dolar, 40 dolar, 40 50 dolar, dolar. Yani yazılıma dağlık vermemiz gerekiyor ki özellikle e yani yazılımdan dolayı şey yapmak Yüksek gerekiyor. Yüksek teknoloji ihracatı ve olsun katma diye. değerli ihracat önemli ama. Evet. Yani şu haliyle sizin ihracattaki evet. miktar olarak artışınızın doğrudan doğruya döviz girişine aynı oranda yansıması mümkün değil. Tabii Tonlarca doğru. ihracat yapıyorsun da karşılığında gelen döviz belli. Evet. Çünkü kilogram başına bir dolarlık bir gelirin var. Bu arada da sen tabii dövizi fırlatarak, faizi düşürerek, 450 milyar dolarlık dış borç stoğunu her 1 lira artışında doların 450 milyar lira üzerine biniyor. Her 1 liralık dolar artışında 193 milyar lira dış borç geri ödemenin miktarı artıyor. Biraz önce söyledim. 12 aylık sürede 193 milyar dolar vadesi gelen dış borç ödenmesi lazım. E, doların her 1 liralık artışında senede 193 milyar lira üzerine ilave oluyor. 9'dan 12'ye gelmesiyle ülkenin milletin üzerine binen yük... 2 trilyon liraya yakın bir yük. Bazı muhalefet partileri de bunu dile getirdi. Eski parayla 2 katrilyon. Gerçekten. Neden? Çünkü doların 3 lira artmasıyla dış borcunuzun artmasını hesap ediyor. Bir de kamu özel işbirliği, yap işlet devlet projelerinin hepsi döviz bazında garantili. garantili. Döviz üzerinden anlaşma yapılmış. Onların maliyetinin artışını Artık. hesap ediyorlar. Sadece 3 lira artmasıyla bir haftada ülkenin milletin üzerine 2 trilyon lira yük binmiş. Evet. Bu yöntemle de tabii bir çözüm üretebilmeleri mümkün değil. Halen daha sıcak parayla, krediyle işi götürmek istiyorlar. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'yle yapılan anlaşma oh, bunun bir göstergesi. Evet, 10 milyar dolar 10 milyar dolar bizim dişimizin kovuğuna gitmez. Zaten gitmedi de 12'den 12 12.5'a geldi. 11.80'den evet. dolar 12 12.5'a geldi. Hiçbir faydası olmadı. Tam tersine daha da arttı. arttı. Bu borç ve faiz ekonomisi mantığıyla, beton çimento ekonomisi mantığıyla, <gülüyor> mevcut <gülüyor> sıcak para mantığıyla, mevcut doğru. iktidarın artık Verebileceği bir şey kalmamış. Daha da kötü noktaya evet, gidiyoruz. Çok kısa olarak desem efendim. Siz iktidara gelirseniz nasıl bir ekonomi politikası üreteceksiniz? İlk olarak ekonomide e, nereden başlayacaksınız? Gerçekten e, Türkiye'de ekonomi çözeceğine inanıyor musunuz? Bundan birlikte yine sokak eylemleri başladı. Bazı siyasi partiler işte eylemler yapmaya başladı. Bu Türkiye açısından bir tehlike ta ta taşıyor mu? Yani tabii demokratik e, kurallar içerisinde. Kimsenin malına, canına zarar vermeden insanların tabii ki gösteri yapması, yürüyüş yapması, miting yapması son derece doğal bir hak. Zaten anayasadan doğan, kanundan doğan bir hak. Bu herhangi bir taşkınlığa, şiddete yol açmadığı sürece bunun yapılması gayet doğal. Hele hele sizin paranız bu kadar pul olmuşsa, bu kadar borcunuz artmışsa, insanlar ekonomik bakımdan bu kadar sıkıntıya duçar olmuşsa, başka bir ülkede olsa bunun çok daha fazlası olur. Böyle bir tepkinin gösterilmesi gayet normal ama tabii şartımız var. Dediğim gibi hiçbir şekilde insanların veya kamunun malına, canına hiçbir şekilde Hiç zarar verilmesi, şiddet içermesi tasip edilemez. Tabii bizim yapacağımız evet. bir defa mutlaka denk bütçenin tesis edilmesi lazım ve havuz sistemi, 54. hükümet'teki havuz sistemi. Her ne kadar artık sata sata ortada kit kalmadıysa bile yine de devletin kurumları var, kuruluşları var. Özür Varlık dilerim. fonu var mesela. Varlık fonundaki dev şirketler var. Hmm. Bunu niye yapıyoruz? Havuz sistemini ve denk bütçeyi devletin faiz ödemesini azaltmak, faiz giderlerini kısmak. Şu anda işte 250-300 milyar lira yıllık faiz ödemesi var. Muazzam bir rakam ve bunu orta vadede uzun vadede tamamen sıfırlamak, yok etmek. Bu çok önemli bir konu. Diğer taraftan borçla, zamla, vergiyle veya devletin ülkenin mallarını satıp yok ederek değil, milli kaynak paketleriyle. Yani ne demek bu? Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu zenginliği, nimeti, madenleri, güneş enerjisini, suyu, kaynağı, finansal imkana çevirmek. Bunu biz milli kaynak paketleri kitabımızda yazdık. 15 adımda bir senede 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak? Diğer atılacak çok önemli bir adım da israfın engellenmesi. Büyük bir israf da şu anda yapılıyor. Ayrıntısına girmeye gerek yok. E bu kaynakların üretilmesiyle bu kaynakla ne yapılacak? Bu kaynakla iki tane önemli şey yapılacak. Bir defa üretime, istihdama, ihracata yönelik devletin adımları veya devletin öncülüğünde özel sektörle halkla beraber adım atılması ve böylece istihdam sağlanması, işsize iş imkanı sağlanması ve üreten, ihraç eden bir ülke haline gelerek dış ticaret açığının kapatılması, döviz ihtiyacının karşılanıp da Türk lirasının böyle pul olmasının önüne geçilmesi. Bununla ilgili de bir kitabımız perşembe günü basın toplantısıyla lansmanını yaptık. 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabı. Bu projeler tamamen fizibilitesi, hesabı kitabı yapılmış teknik bir kitap. 634 tane proje var bu kitabın içerisinde. Türkiye'nin 81 ilinde üretime yönelik, ihracata yönelik, sanayileşmeye, teknolojiye, kalkınmaya yönelik ve tabii ki 10 milyon işsiz, 1,5 milyon üniversite diplomalı işsiz gence iş ve istihdam imkanı oluşturma yönelik. Doğru. Bu kaynaklarla bu adımlar atılacak ve tabii yine bu kaynakla yapılması gereken dar gelirli milyonların alım gücünün arttırılması. Arkadaşlar. İşte %70 maaş zammı buradan geliyor. Doğru. Çünkü bugün asgari ücret açlık sınırının altında, emekli maaşı açlık sınırının altında, memur maaşı yoksulluk sınırının altında. Mutlaka işçi memur emekli maaşlarının ilk adımda daha %70 zamla başlanması lazım. Takip eden senelerde de gerçek enflasyon oranının en az 10 puan üzerinde maaş zammı yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Ve tabii çiftçi için tarımla uğraşan kesim için üretim ikliminin oluşturulması, bir defa kotaların, engellemelerin, kısıtlamaların kaldırılması, taban fiyatlarının en üst seviyede arttırılması, çiftçiye özel ucuz elektrik ve mazot sağlanması girdilerin devlet teşviğiyle devlet desteğiyle en uygun maliyetle çiftçiye, hayvancılıkla uğraşan kesime tedarik edilmesi ve diyoruz ki gerekirse devletin çiftçinin bütün üretimine alım garantisi vermesi, ithalat odaklı bir tarım ve hayvancılık değil, ihracat Gerçekten. odaklı, yerli tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimi korumaya yönelik adımın atılması. İstihdamla işsizliğe çözüm bulunması Kesinlikle. lazım. Bu dar gelirli milyonların işçi, memur, emekli ve çiftçinin toplumun %80-85'ini oluşturan kitlerin alım gücünün refah seviyesinin arttırılması lazım. Gelir gelmez yapılacak olan işler bunlardır. Ve tabii ki bu refah projelerimizi de hızlı bir şekilde yürürlüğe koymak istiyoruz. Bunları da gerçekleştireceğiz ki dediğim gibi istihdam sağlanması ve aynı zamanda üreten ve ihraç eden bir ülke haline gelmek. Peki, gelmek. Efendim genelde de şöyle oluyor bazen vatandaşla sohbet ettiğimiz zaman işte deniyor ki muhalefetteyken farklı konuşuluyor. İktidara gelince de farklı oluyor. Uygulamalar yapılmıyor diye. Siniktarınızda da öyle olur mu? Bununla ilgili... Yani yine, hani baktığımız zaman işte çok hassas olunuyor muhalefetliyken. Evet. Biz aynı şeyi evet. gittiğimiz yerlerde konuşmalarımızda söylüyoruz. Diyoruz ki ya seçime giren 16-17 parti var. Hepsi bizim gibi gelip konuşuyor size. Evet. Ve hepsi de çok güzel şeyler söylüyor. Tabiri caizse kimse benim yoğurdum ekşi demez. Evet. Ama diyorum ki orada dinleyenlere, size gelen partilere şunu sorun. Geçmişte sen hiçbir zaman iş başına geldin mi? Hiçbir zaman iktidar oldun veya iktidar ortağı oldun mu? Eline yetki fırsat geçti mi? Eğer geçtiyse, eğer iktidar ortağı olduysan ne yaptın? Sözlerini yerine getirebildin mi? Bu soru sorulduğu zaman bizim geçmişimiz 50 senelik milli görüş tarihi gerçekten de iş bitirme belgeleriyle, altın yaldızlı referanslarla dolu. Hem ağır sanayi hamlesi 76-77'de bu ülkenin gençleri, bu ülkenin insanları iş ve istihdam problemi yaşamasın doğup büyüdüğü toprakta alnının teriyle helal yoldan rızkını temin etme imkanına sahip olsun. Hem 54. hükümetin efsane hizmetleri, işçiye, memura, emekliye %100, %200, %320'ye varan maaş zammı sadece Türkiye'de değil dünyanın başka hiçbir ülkesinde görülmemiş. Çiftçiye tarım ürünlerinin taban fiyatlarında %120, %250 artışlar. Milletin yüzünü güldürmüş. Ne zaman eline fırsat geçmişse e biz merhum Erbakan Hocamızın önderliğinde yapılan bu manevi mirasa, bu geçmişe sahip çıkıyoruz. Bizim geçmişimiz budur. Aynısını tekrardan gerçekleştirmek Geçmiş. üzere yola çıktık diyoruz. Evet. Ve yine 89-94'teki belediyecilik hizmetleri, 89 ve 94 ruhu, efsane hizmetler, e öyleyse milli görüş, rahmetli Erbakan Hocamız ne zaman eline bir fırsat geçtiyse önce millet demiş, önce ezilenler demiş, önce mazlumlar demiş ve gerçekten de milletin yüzünü güldürmüş. Ama diğerlerinin bir kısmında böyle bir iş bitirme belgesi, böyle bir referans yok. Daha önce gelmemiş, denememiş. Ne yapacağı belli değil. Zaman kaybedemeyiz, kumar oynayamayız. Bir kısmında da diyorum tam tersine iş batırma belgesi var. Gelmiş yıllarca yetki sahibi olmuş, iktidarda kalmış. Milleti borca batırmaktan, vergileri arttırmaktan, ekonomik krize sürüklemekten Sadece imtiyazlı holdinglere ve faize para aktarmaktan başka bir şey yapmamış. Hı hı. E öyleyse elinde iş bitirme belgesi olmayanları, iş batırma belgesi olanları değil, elinde iş bitirme belgesi olan, referansı olan milli görüşü yeniden refah seçmemiz lazım diye bütün Türkiye'de gittiğimiz hı hı. zaman konuşmalarda anlatıyoruz. Evet. Gerçekte budur. Evet, Efendim aslında konumuz çok ama siz de yorgunsunuz. Birkaç tane konu var eğer müsaade ederseniz. Zaman da hızlı bir şekilde geçti. Evet, yavaş yavaş evet, herhalde toparlamamız lazım. Toparlayacağız var. tabii. Şimdi e, Müslüme Mersin'de evladımız işte şu anda Türkiye'nin gündeminde e, vefat etmişti. Sizin daha önce de bir açıklamanız vardı. İşte e, cezaevlerinde bunların cezası verilmemeli, idam gelmeli diye. İdamı gerçekten gelmeli mi? E, i̇damın gelmesi için bir çalışmanız olacak mı? Biz bunu tabii daha önce evet. ifade ettik. Bunun tabii e, hukuk sisteminin adalet mekanizmasının gerçekten de adil bir hale getirilmesi ve olması gereken noktaya taşınmasıyla birlikte idam cezasının getirilmesi de caydırıcılık bakımından son derece önemli. Yani bu noktada bu idam cezasının olduğu ülkelerde bunun caydırıcı etkisi açık bir şekilde görülüyor. Bu bir tarafı. Diğer taraftan tabii alkol ve uyuşturucuyla çok etkili bir mücadele yapılması lazım. Çünkü bu gibi olaylarda çocuğa da kadına da erkeğe de şiddet veya trafik kazası veya cinayet veya taciz olayı bu gibi olaylarda %80 oranında istatistikler ortada. Tamam. Uyuşturucunun veya alkolün etkisiyle yapıldığı bunların ortaya konulmuş durumda. Ama bakıyoruz uyuşturucu kullanma yaşı 12'ye düşüyor. Urfa'da üzülerek ifade ediyorum. Peygamberler şehri oradaki arkadaşlarımız diyorlar ki Urfa uyuşturucu konusunda çok muzdarip. Gençler arasında çok yüksek orana çıkmış uyuşturucu kullanımı. Biz kulaklarımıza inanamıyoruz. Bunlarla da mücadele edilmesi lazım. Topyekün bu mücadelenin yapılması lazım. Ama dediğim gibi idamın da tabi caydırıcı olması bakımından etkili olacağını düşünüyoruz. Evet. Efendim son olarak özellikle aşı ile ilgili daha önce açıklamalarınız vardı. Evet. Özellikle tüm dünyada baktığımız zaman aşı konusunda destekleniyor. Yeniden koronavirüs artmaya başladı özellikle eee aşıyla bunun engelleneceği ifade ediliyor ama sizler de işte tam aşı, tersini söylüyorsunuz. Tam tersi söylüyorsunuz. Yine aynı fikir demişsiniz, Aynı Tabii, düşünce demişsiniz, Bir Değişik de, var mı? Neden aşıya karşısınız? Elbette çünkü olaylar ve evet. rakamlar bizi doğruluyor. Mesela Sayın Bakanımız Sağlık Bakanımızın bir haberi bir medyaya yansıdı geçen ay bir medya kuruluşunda. Diyor ki efendim Kastamonu ilimiz tamamen masmavi durumda. Yani 2 doz, 3 doz aşı yapılma oranının en yüksek olan ilimiz bu. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ama diyor ne yazık ki maalesef ki vakalardaki patlamada en çok Kastamonu'da oluyor. Öyleyse aşılamaya devam edelim. Şimdi en mavi olan şehirde, aşılanma oranının en yüksek olduğu bir şehirde vakalar patlıyor. Gelişmiş ülkelerde vakalar patlıyor. İşte Avrupa bugün yeniden kapanmayı tartışıyor. Evet, tartışıyor evet. Ama fakir Afrika ülkelerinde aşıya ulaşamayan, aşılamanın düşük olduğu Afrika ülkelerinde de vakalar patlamıyor. Hatta çok daha düşük oranda seyrediyor. Yine aşılı Türkiye ile aşısız Türkiye'yi kıyasladığınızda vaka ve ölüm sayısı 10 misli artmış aşılama yapıldıktan sonra. Gelişmiş ülkeler de aynı şekilde. Nüfusunun %90'ını en az 2 doz aşı yapmış olan gelişmiş ülkelerde vaka ve ölümler katlayarak artıyor. Dünya genelinde de böyle. Yani aşının hiç olmadığı dünyadaki vaka ve ölüm sayısıyla 3 milyar 4 milyar insan aşılanmış şu anda. Vaka ve ölüm sayısı patlıyor. Bizim bilim adamlarıyla yaptığımız görüşmeler ve ortaya koyduğu bilimsel veriler diyor ki efendim virüs yayıldıktan sonra aşılama yapmak virüsün daha dirençli hale gelmesine, sürekli olarak yeni varyantların ortaya çıkmasına yol açar ve bu aşılamayı yaptıkça bu varyantlardan, virüsün mutasyona uğramasından bir türlü kurtulamazsınız. Bu işin sonu gelmez. E şimdi bu bilim adamlarının söylediklerinin doğru olduğunu açıkça görüyoruz. Evet. Bu sorunun cevabını karşı cenahtaki hiç kimse mantıklı olarak veremedi. Sadece söyledikleri sonradan uydurdukları bir şey. Efendim aşı olursan hafif atlatıyorsun, hiç alakası yok. Bir defa kaç tane ölen, en yakınlarımızdan biz iki doz aşılı olup ölen gördük. En ağır şekilde perişan olarak bu Hastalığı geçirenler gördük. İki doz, üç doz aşısı olan, iki sinova, bir Sinovac olmuş, iki tane Biontech olmuş evet. gördük. Bir tek uydurdukları argüman buydu. Ama istatistikler, matematik gerçekler, dünyanın ve Türkiye'nin tablosu bizim aklı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Doğal efendim? bağışıklıkla evet. çözülmesi Doğal. lazımdı. Evet. O zaman şunu diyebilir miyiz? Şu anda Türkiye'yi siz yönetseydiniz... Aşıya Türkiye'ye girmeyecek miydi? Yo, biz getirirdik. Ben aşı olmak istiyorum diye tabii isteyen, illa bunu yaptıracağım diyen insana hayır ben bunu getirmem olamazsın demek doğru değil. Ama şu andaki hükümetin, iktidarın yaptığı gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün buradaki spikeri veya temsilcisi gibi bir politika, sağlık politikası da izlemezdik. Evet. Yani ne yazıyorlarsa ellerine geliyorlar burada harfiyen uyguluyorlar, okuyorlar. Şimdi benim korkum Allah vermesin çocukların aşılanması. Evet. Costa Rica büyük bir e, dehşete kapıldım duyduğum zaman 5-11 yaş arası çocukları da zorunlu hale getirmiş. Orayı tabii bir kobay olarak kullanıyorlar. Amerika'da izinler alınmış. Şimdi Amerika'da başlayacaklar. Benim endişem, korkum şu önümüzdeki aylarda veya eylül ayından itibaren yeni öğretim yılı başında Türkiye'de de 5-11 yaş arası çocukları aşılayacağız demeye kalkmaları. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ne diyorsa, küresel güçler ne diyorsa Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, iktidar harfiyen bunları uyguluyor, yerine getiriyor. Halbuki tıpçılar, doktorlar, bilim adamları diyorlar ki ya 5-11 yaş arasındaki çocuğun bağışıklık sistemi o kadar güçlüdür ki evet. 10 tane biyontekten çok daha etkilidir. Evet. 5-11 yaş arasındaki çocuğun zaten ölüm riski 100 binde bir bile değil. Hastalığa yakalanma riski 100 binde, 200 binde, 3. Böyle bir risk için, böyle yan etkisi belli olmayan bir aşıyı topluca çocuklara yapmak tam bir vahşet olur. İnşallah böyle bir hatayı Türkiye'de uygulamazlar. Efendim çok teşekkür ederiz. Ağzı ben sağlık. teşekkür ederim. Evet, zaman su gibi geçti. Ee, yaklaşık 52 dakika olmuş. Aslında birçok konumuzda var ama siz yorgun olduğunuz için size de fazla Sağ olun. Olunmayın. Teşekkür Yarın ederiz. Yarın etkinliğiniz olacak. devam Yarın da evet elinizden. devam edecek. Neler söylersiniz son olarak kamuoyuna? Tabii bütün izleyicilere takip ettikleri için, ilgi gösterdikleri için teşekkürler ediyorum. Hem Elazığlılar hem Elazığ dışından izleyenlere de selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. İnşallah programımız sorulara cevap olmuştur ve inşallah hayırlı sonuçlara vesile olur. Tabii Kanal Fırat ekibine ve başta sizlere de fırsat verdiğiniz için, vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olsun. Hem izleyenlere hem de sizlere hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, gündem özel programın konu e, yeniden refah partisi genel başkanı Sayın Fatih Erbakan'dı. Kendisiyle güzel sohbet ettik. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Başka programlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler.